Panosu. Ne kamera? Evet arkadaşlar, bilgisayarı yeniden başlattım. Bu sırada sentezleyicileri de kurdum. Videonun bir önceki kısmında kurulurken hata veren sentezleyiciler hata vermeden kuruldu. Şimdi yaptığımız şeyleri baştan anlatıyorum. Ses motorunu kurdum. Ses motorunun lisansını yapacak olan yazılımın bir kısmını kurdum. Ki bu bilgisayarın baştan başlatılmasını gerektiren yazılımdı zaten. Şimdi gelelim son işlemlerimize. Tekrar aynı klasöre gireceğim. Bu defa lisanslama araçları klasörünü açacağım. Masa ve Az önce yaptığım gibi. Info Desktop 2000 G Öğe görünümü lisanslama araçları bir öğe görünümü liste. Info Desktop diye 2 bölüm. Evet, Oluşturma tarihi. Info Desktop bu ilk sıradakini kurduk. Şimdi diye 2 bölüm. Oluşturma tarihi. K var. Yani bize bu programı lisanslamak için geçerli bir lisans dosyası oluşturacak olan K dosyası. Bunu yönetici olarak çalıştırıyoruz. Panosu, Görebilirsen. pencere. Yani. Oluşturma tarihi 23. Sen neyi yeniden adlandırıyorsun? Dur. Cephe imleci. Bağlam menü. Normal. Aç abi. Yönetici Ya. olarak çalıştır Y2 bölü 26. Yönetici olarak çalıştır Y2 Yönetici bölü olarak 26. çalıştırıyoruz Öğe görünümü liste. programı. Bir maket 2210. Satır bir boşluk. Normal imleci. Burada bir boş satır var. Burada Maket iyi. K düğmesine basıyorum. Sizce iletişim kutusu license savedas. C. User sağ desktop info volume port itto license manager. Evet. C. User sağ desktop info desktop Lisans 2222 dosyasını full drive info. oluşturduk şu anda. Recording list. Yani KMaker'a girerek lisans dosyasını yaptık. Şimdi Info Desktop 2000 şöyle gelelim bakalım lisans dosyamıza. Info Volume 19 Infovox Leech diyor. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Başlat Boşluk menüsünden Tüm License Manager Yeni lisans yöneticisini açıyoruz. Normal imleci Info Desktop Buradaki seslerin ve diğer eklentilerin hiçbiri lisanslanmamış durumda. Şimdi ben bunu lisanslayacağım. Import license file alt il. Port license file diyor. Basıyorum. Alt il. Dos. Alt il. Araç çıktı. Klasör görün. 60. 60. 60. Info volic. Infovox Leech diyor. Seçiyorum. Info desktop license manager iletişim kutu. Evet alt e. Evet, lisans almak isteyip istemediğimi soruyor. Evet diyorum. Farklı kaydet iletişim kutusu. Dosya adı, Şimdi kayıt türü, kaydet alt, kaydet info desktop diyorum. license manager iletişim kutusu 2CFYD 4F3PD 2PD Jopito Clipboard alt C. Evet. Recording. Şimdi lisansımız oluştu. Yani lisansı buraya tanıttım. Buraya iki tane dosya geldi. Infovolij 19 bölü 20. Bajkuplij Infovox Leech ve Backup Leech isminde dosyalarımız oldu. Şimdi bu dosyaları kolayca bulabileceğimiz bir yere alıyoruz. Yani Informatik liste öyle. Bajkuplij liste Şimdi daha evet. Masaüstü Şimdi şuraya giriyoruz. A Mikros B Bajkuplij 20 Aralık Lan açma lan. Dur. B bu bilgi Heh, tamam. Şunun bu içine bilgisayar giriyoruz. cihaz ağaç görünüm Intel kullanıcı program dosyaları x86 Program dosyaları x86. cap John Mo Google Retech Install CL Intel C Öğe seçin. Infovox. Setup DLL. Dosya aç. Data 1. Data 1. RS Setup DLL. Setup DLL 1.
Evet, şimdi burada frekans isminde klasör oluşturmamız lazım. Pencere. Val. Yeni a. Klasör ö bir bölü. Şöyle. C. Klasörümüzü oluşturalım. L. I. C. E. N. C. E. License. Ve şimdiki burada oluşan lisans dosyalarımızı seçiyoruz. Info. Pencere. Buraya oluşturduğumuz lisans klasörünün içine atıyoruz. Liste, masa bir tane liste. Bu kaldı. Bacuk, bunu da atalım. Hedef. Evet. İşlemi duraklat işaretli değil, salt okunur işte. Tamam. Recording form. NVDA'yı baştan başlatalım. Recording form. Uygulama başlat imleci. NVDA'nın baştan başlamasını bekliyoruz. Daha çok liste masal tamam. Evet, direkt sentezleyicimiz geldi. Panosu web camera liste panosu pause bilin pause liste daha menü yerlik yerlimle ayarlar. Evet, artık böyle sentezleyicileri rahat bir biçimde kullanabilirsiniz. Hemen bakıyoruz. Konuşma özellik sayfası. Sentezleyici grup. Sentezleyici salt okunur çok satırlı alt se. Segoe 9.0 PT varsayılan renk üzerine varsayılan renk satır 1 sola hizalanmış Microsoft Speech Happy versiyon 4. Değiştir ses. Ceren Turkis Sapi 422 KHZ Infovox Desktop Standard Kapalı Altı. Evet. 25 Altı. Barış sesine geçtik. Damen ayarlar. Kategori. Ses. Barış Turkis Sapi 422 KHZ Infovox Desktop Standard Kapalı Altı. Bu arada ben artık eski Barış sentezleyicisini sildim. Yedekleme servisinde de yok. O yüzden onu bulamayız hiçbir yerde artık. Belki Google gruplarında falan ararsak oradan edinebiliriz. Ama oradan edinmeye gerek yok artık. Çünkü elimizde bir Barış sesi var zaten. 25 alt he. Ses perdesi 33 alt se. Ses seviyesi 106. Destekleniyorsa konuşma dilini otomatik olarak değiştir işaretli. Destekleniyorsa konuşma lehçesini otomatik olarak değiştir işaretli. Bu şekildeydi arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun. Panosu. Hoşça kalın. Panosu. Liste. Pan.